Evet, hoş geldiniz. Bu dersimizde karakterimize erişmek için bir kısa yol göstereceğim. Burada tek tek game object, karakter deyip buradaki inspector panelini atmamıza gerek yok önceki dersimizde yaptığımız gibi. Karaktere erişmek istiyorsak zaten bu kod bu karakterin içinde olduğundan dolayı, bu arada şu kafanızı karıştırmasın, bunun içinde olduğundan dolayı doğrudan erişebiliriz. Nasıl yapacağız? Arkadaşlar buraya game object yazmanız yeterli. Bakın ikinci olsa büyük olacak. Dikkat edin. İlk G'si küçük çünkü bir tane daha var, onunla karıştırmayın. Mesela game object nokta set active diyelim ki bunu da sonraki dersimizde anlatacaktık ama yine de anlatırız. False diyelim. If false'u da küçük yazmamız gerekmekte. Evet, bu şekilde CTRLS ile kaydediyorum. Şu tırnakları silelim. Evet, şimdi oyun ekranımıza geri dönüyoruz. Çalıştırıyoruz. Bakın oyun çalışır çalışmaz arkadaşlar. Burada karakterimizin yok olduğunu görmektesiniz. Bakın silikleşti. Şuradan tekrardan açabilirsiniz. Evet, bu da bu şekilde. Yani doğrudan karakterimize erişmek istiyorsak hiç uzun uzun game object bilmem ne yazıp public yazıp inspector penceresinden atamaya gerek yok. Hoşça kalın.